Merhabalar Nüzü Hanım, nasılsınız? Merhabalar efendim, teşekkür ederim, iyiyim. Allah iyilikler versin. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyicilerimize ben sizi ifade ederken aslında doğru cümleleri ne kadar kurabildim bilmiyorum ama çok sayıda gençle bir arada oldunuz. Çok sayıda çocuklarımıza bu konularda seminerlerle, eğitimlerinizle katkılarda bulundunuz. Birçok gencimiz, çocuğumuz belki bugün Türkiye'nin birçok noktasında, kilit noktalarda da hizmet veren, çalışan insanları oluşturuyorlar. Siz bugün de Kemer'de yaşadığınız alanda özellikle bugünün buradaki gençlerine hizmet veren ve yaptığınız başarılı çalışmalarıyla da bu bölgede, sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Nilsu Çekmen size göre kimdir ve bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1962 İzmit doğumluyum. İzmit Kız Meslek Lisesi resim bölümü, resim ve grafik mezunuyum. Yine 80 yılında mezun oldum. 3 yılda gece derslerine devam ettim. Pratik kız sanat bölümüne. Resim, el sanatları alanında devam ettim. 1984 yılında da İzmit Halk Eğitim'de usta öğretici olarak göreve başladım ve bu görevim 19 yıl sürdü. 20 yıl boyunca özellikle İzmit'te bu hizmeti verdiniz ve sonra içinde bulunduğumuz işletmemiz, yani kendinizin de yaşam alanı olarak kullandığınız galerimiz. Buraya gelişiniz kaç yıl oldu efendim? 2005 yılında evlendim. 2005 evlenerek evlendiniz. Antalya Kemer'e yerleştim. Eşinizin de ismini zikredelim. Buradan ona da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunalım. Saygıdeğer sevgili eşim Denizli'li aslen. Fakat önceki yıllarda Kemer'de işini kurmuş, buraya yerleşmiş. Yaşamayı burada yaşamayı özellikle tercih etmiş. Ona da saygı ve sevgilerimizi sunalım ki son zamanlarda özellikle bu verilen hizmette onun da büyük katkıları var. Sizi destekleyen en azından kişi olarak en büyük katkının onun olduğu söyleyebiliriz. Ona da saygılarımızı sunalım. Şimdi ben yine burada verdiğimiz hizmetlere geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Biraz evvel de söyledim. Evimizde aynı ortam, home office şeklinde çalışıyoruz. Yaklaşık sizin galeri ortamınız kaç metrekarelik bir alandır efendim? Yaklaşık 150 metrekare evim. Evimin giriş yerini, giriş katını resim atölyesine çevirdim. Resim yapmayı çok sevdiğim için bunu düşünerek yaptım. Çocuk yaşlarımdan beri resimle uğraşıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Aslında sadece resimle değil. Bakın sizin değerli izleyicilerimiz beni bağışlasın. Çok affedersiniz. Araya giriyorum belki ama. Estağfurullah. Sizinle yaptığımız sohbet esnasında ben size olan hayranlığımı bir kez daha hatırlatmak ve ifade etmek teşekkür istiyorum ederim, ki her anınız, her cümleniz aslında yeni bir şey doğuruyor. Geçmişte seramik çalışmalarınız var. Geçmişte vitray çalışmalarınız var. Resimle olan becerileriniz var. Bugün dikiş becerileriniz var. Yani kısacası ruhen sanatçı ruha sahipsiniz. Son olarak buradan sizleri tercih eden, sizlere aileler çocukları teslim etmekte ve onlarla birlikte yaptıklarınızın belki sevincini buradan giden çocuklarla birlikte evde de yaşamaya devam eden aileler var. Onlara buradan sevgi, saygı ve teşekkür göndermek ister misiniz? Tabii ki memnuniyetle efendim. Böyle bir imkanı verdiğiniz için şahsınıza ve tüm basın da görev alan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitim, resim eğitimi çok önemli bir eğitim çocukların gelişmesinde. Onların renkli dünyalarına girmek, onların seviyelerine inmek bir insan olarak benim için çok değerli ve kutsal. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımda az önce bahsettiğim gibi çocuklarla ilgili projeler üreterek onları gündeme getirmek istiyorum. Ama her şeyden önce bana destek veren tüm öğrencilerimin annelerine, babalarına buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum bu uzun yıllar devam eder. İnşallah. Efendim, aslında burada verdiğiniz bu hizmeti bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak yoğun bir çalışma temposu içerisinden sizler bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşma imkanı sundunuz. Ben sizlere bir kez daha bunun için teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.